Şimdi aileler bir tıkla, düğüntrendi.com'la. Düğüntrendi.com'dan herkese merhaba. Enis Aslan Hair Designer'dayız. Gelinlerin düğün gününe saçlarını nasıl hazırlaması gerektiğini konuşacağız. Merhaba, öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Düğünlerde özellikle o özel günde gelinler saçlarının çok havalı ve bakımlı görünmesini isterler. Bunun için de düğün gününe kadar nasıl bir işlem uygulaması gerekiyor bayanların? Düğün öncesi istedikleri modele göre... istedikleri modelin saçlarına uygun mu değil mi, saç yapısına uygun mu, saçlarına bir doku oluşturulması gerekiyor mu, işte düşüş önlerinde düşüşler istiyor mu, eğer düşüşler istiyorsa kesim modeli uygun mu, işte saçlarındaki hacim, doku bunlara uygun mu, saç kapasitesi istediği modeli kaldırabilir mi? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor gelin adaylarının. Onun haricinde renkler konusunda da mesela koyu renk yapılan işlemleri daha solgun, silik gösterir. Kendini ifade edemez hatları, çalışma prensibini. Ama sarı saçlar ve açık renkli saçlar yapılan işlemleri, figürleri daha fazlasıyla ifade eder ve ifade zenginliği vardır açık renk saçlarda da. İnce telli saçlı hanımların saçlarına daha öncesinde eğer keratin ihtiyacı varsa keratinle dolgu yaptırabilirler. Kolajen yüklettirebilirler saçlarına. Bu sayede saçları daha dokulu, daha mesela diyelim ki dalgalı istiyor saçlarını. Dalgalı istediğinden dolayı... dalgaların ifadesinin daha fazla, daha dolgun, daha güçlü görünmesini istiyorlarsa bu dolgunlukları sağlamaları gerekiyor. Eğer kalın telli asi saçları varsa saçlarında kesinlikle tavsiye ediyoruz. Düğün öncesi saçlarına bir nem yüklemesi yapılarak saçı daha esnek hale getirilip şekil verilebilirliğini arttırılması gerekiyor. Tabii bu bizim tercihimiz, bizim tavsiyelerimiz. Onun haricinde dikkat edilmesi gerekenler düşünüyorum. Saçlarında mesela kesim çok önemli. Dediğim gibi saçlarında kat var mı? Saçları dümdüz mü? İstediği modelde kat gereksinimi var mı? Bunda tabii ki düğün öncesi danışmanlıkta dile getirilmesi gerekiyor. Kararlar verilmesi gerekiyor. Ona göre yol haritası çizilmesi gerekiyor. Ne gibi yolları izlememiz gerekiyor. Çünkü özel günlerini en özel hale getirmek için bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Evet, peki siz düğün günü ne işlemler yapıyorsunuz gelin adaylarının saçlarına? Düğün günü ne işlemler yapıyoruz? Tabii bunlar hepsi isteğe bağlı şeyler. Kişisel bakımlarımız var. Manikürü, pedikürü, işte yüz epilasyonları söyleyeyim, yani kaş alımı vesaire, yüz hatlarına makyaj uygulamalarımız, işte saçın istediğini şekilleri oluşturabiliyoruz. Yani tamamen kişiye özel olarak çalışıyoruz. Biz butik bir salonuz. Yani bütün işlemlerimizi kişiye özel olarak uyguluyoruz. Kişinin yüz hatları, boy ölçüleri ve dahası. Öyle söyleyeyim, çok fazla detay var çünkü. İşte burun yapısından göz yapısına kadar, gözleri çukur mu, iri mi, küçük mü, çekik mi? Bunların hepsini bir detay olarak değerlendirip bir bütün halinde sunumumuzu yapıyoruz. Peki düğün öncesinde saç modeline karar veremeyenler diyelim, düğün gününe evet, yakın bir zamanda buraya geldiğinde size evet, sorduklarında ya da bir modelle geldiklerinde evet, o gün ben bunu istiyorum dediklerinde ama saç stiline uygun değil evet, örneğin bu model. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Şimdi biz kendilerinde tabii ki bu görüşmelerimiz esnasında ne yapıyoruz? Tabii ki danışmanlık yapıyoruz bir uzman olarak. Görüşlerimizi bildiriyoruz. Saçın uygun olup olmadığına bakıyoruz. Eğer bir model varsa, eğer işte ben bilmiyorum nasıl bir gelin olacağımı daha kararını veremedim diyorsa yüz hatlarına bakıyoruz, kafa yapısına bakıyoruz, boy ölçüleri, boyun ölçüleri. Boyun ölçüsü çok önemlidir mesela bu esaslarda. Duanı ne tarzda istediği önemli. Ona göre yardımcı oluyoruz, yönlendiriyoruz. Bilgilerimizi aktarıyoruz. Diyoruz ki işte size
bu standartlarda bu şekilde veya işte şu şekilde daha uygun olacaktır, daha güzel olacaktır. Yüz hattınızın işte gözleriniz daha çok meydana çıkaracaktır. Alın yapınız işte mesela diyelim ki çok geniş, işte ona göre bir uygulama yapacağız. Alnınız çok dar, ona göre bir uygulama yapacağız. Uzun yüz hattınız var, ona göre. Yani yüz hatlarına göre şekillendirmelerimizi yapıyoruz ve öneriyoruz da. Yani yol haritasını baştan dediğim gibi danışmanlık yaparak sunuyoruz.